Solomcan, Derdimiz Toprak programını sunar. Dostlar, Köy TV kanalından hepinize hayırlı günler diliyoruz. Neredeyiz? Adapazarı'ndayız, Sakarya'dayız. Yeni bir projeyle karşınızdayız. Bu projemizin adı Derdimiz Toprak. Biliyorsunuz biz Solomcan firmasıyla yaklaşık 3-4 yıldır birçok çekimler yaptık, saha çekimleri yaptık. Yaptığı ürünleri ekrana getirdik. Onun haricinde sahadaki elde ettiği sonuçları ekrana getirdik. Ahmet Bey'le her zaman konuştuğumuz Ahmet Bey şunu diyordu. Ya bizim derdimiz var, toprak ıslah etmek. Biz de bunu bir proje halinde, inşallah 12 bölüm halinde ekranlara getireceğiz. Bu bölümde biraz Türkiye'deki toprak yapısını, Türkiye'deki gübre sektörünü ve projeyle ilgili yapacaklarımızı ekrana getireceğiz. Bunun haricinde yine Solomcan'la beraber, Ahmet Bey'le ekibiyle beraber, muzda, patatesle, soğanda, çayda ve birçok alanda yaptıkları toprak ıslahıyla ilgili gübre çalışmaları, bakım çalışmaları, arazi ıslah çalışmaları, bunları detaylı bir şekilde ekrana getireceğiz. Bununla ilgili de zaten biliyorsunuz Solomcan bizde de ekranlarda gördünüz. Toprak analiz cihazları da var. Yani bu işe verdikleri önem aslında en büyük ispatlarından birisi. Gittikleri bütün arazilerde oradaki analizi ona göre uygulamalar yapıyorlar. Biraz da Türkiye'deki toprak yapısını da anlatacağız işin hakikati. İnşallah bu projenin içine ziraat mühendisi arkadaşlar da katılacak. Yine hocalarımız da katılacak. Güzel bir proje olacak. 12 bölüm şeklinde çekeceğiz. İlk bölümde hem genel bir sektörü konuşacağız, hem solumcamı konuşacağız, hem Türkiye'deki toprak yapısını konuşacağız. Ve tabii biraz da gübre sektörünü konuşacağız. Konuğum Solomcan Gübre Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nedanlı. Ahmet Bey, yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar beraberiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Aros'ta da söyledik, biz 3-4 yıldır sizle belirli projelerde çalışmalarımız oldu. Gerek reklamda, gerek programda, işte özellikle muzda, patateste, soğanda çektiğimiz programlar çok ciddi ses getirdi. Buraya girmeden önce projeye biraz Türkiye'deki toprak yapısını konuşalım. Çünkü siz gerçekten Türk toprağına aşık insanlardan bir tanesiniz. Yani tamam, ticari olarak sonuçta ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Bir gübreyle ilgili bir işimiz var ama bunun haricinde de derdinizi ben tanıdığım kadarıyla Türkiye'deki toprağı ıslah etmek olduğunu biliyorum. Bununla bir giriş yapalım. Şimdi zaten hani genel olarak baktığınızda bizim insanımız her zaman, mesela özellikle çiftçi bazına baktığınız zaman, işte diyor ki işte biz çok verim almak istiyoruz. İşte bu çok verimi işte çok fazla gübre atarak yapabileceklerini düşünüyorlar. Ama bizim yani bu sektöre ilk girdiğimiz zamanki işte tecrübesizliğimiz ve sektörü işte tanıma çalışmalarımız içerisinde ve değerli hocalarımızdan da yani hep aldığımız desteklerde gübre etkinliği ve işte ekilecek olan ürünün topraktaki uyumu ve topraktan işte verilmiş olan besini de alabilmesi ve bunun gerçekleri, biz çünkü bir okumak ve araştırmak üzerine de çok ciddi bir altyapımız var ve her bir okuduğumuzda, her bir araştırdığımızda ve sahadaki problemleri dinlemek
üzere bir çalışma yapıyoruz ve bu konuda işte anketler yapıyoruz. Yani ne problemleriniz var? İşte problemlerinizin şekli nedir ya da işte size kısa vadede ve uzun vadede işte neler aldınız, kullandığınız gübreleme ya da yaptığınız ilaçlama programlarının size getirdikleri, götürdükleri ve burada hep gördüğümüz nokta işin başı toprak. Yani topraklar işte en basit anlamıyla kilitlenmiş gözüküyor. Çünkü çok aşırı kimyasal gübre kullanılmış. Bunun yanında yanlış ilaçlar, işte ot ilacıdır, yok işte o böcek ilacıdır, yok işte bu zararlılardır vesaire derken topraktaki mikrobiyal çeşitlilik de yok olmuş ve bu da insanların işte daha çok gübre atma ihtiyacı duyuyor. Çünkü diyor ki ben diyor verimi diyor ancak diyor böyle alabilirim. Çünkü çok gübre çok verim. Hayır arkadaşlar, yani biz işte şu anda yapmış olduğumuz çalışmanın özetinde de insana diyoruz ki bakın toprağınızı tanımazsanız üzerine dikeceğiniz her ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Yani siz zaten işin o kısmında işte bir sürü yerden destek alabilirsiniz. Piyasada çok değerli işte gübre üreticileri var ve bunların hani ürettikleri gübrelerin bile toprakta daha sağlıklı çalışabilmeleri için bir kere toprağınızın bir yapısının düzelmesi gerekiyor. Ve bunu işte yaptığımız çalışmalarda çok basit işte Geyve bölgesinde ayva üreticimiz var. Adamın toprağını ölçtük. Baktık ki dünya kadar fosfor, potasyum, işte magnezyum, demir bunların hepsi var. Hala o gübreler atıyor. Ve o hala da diyor ki işte ya yaprak sarı işte bunun işte demir eksiği var. İşte ya diyor işte biraz şey buna işte azot atayım. Ama bu attığı her fazlalığın ona getirdiği zararı görmüyordu. Ve geçen sene 10 dönüm bir arazide bu adam sadece 1500 liralık toprağına basit uygulamalarla mikrobiyal tarzında yani bizim işte sıvı humik asidimiz, işte solucan gübremiz bunların ışığında adamın toprağını çalışır hale getirdik ve kendi beklediğinden 10 ton fazla ayva aldı. Ve ayvasının kalitesi dehşet derecede keyifli. Evet. Ve bunu da 1500 lira gibi bir maliyetle yaptı. Ve adam diyor ki abi ben bu sene ilk defa diyor para kazandığımı hissettim. Niye? Çünkü diyor biz diyor her şeye diyor işte ilaç atıyoruz diyor. İşte bir şey oldu mu hemen diyor uyuyamıyoruz zaten diyor. Biz diyor yoksa diyor hasta oluruz diyor. Yani o ilaç atılmazsa peki diyorum yani ilaç biz sana attırmadık. Hastalık var da mı attırmadık? Ya 10 kere atılıyorsa bir kere attın örnek söylüyorum. Yok zaten evet. Diyor ki bir sefer bir günde aradı zaten diyor ki abi diyor bugün rahat uyudum. Niye abi diyor ilaç attım diyor senden kaçak diyor. Evet. Yani şimdi bu insanımızın yapısı. Yani bu yavaş yavaş değişecek. Yani şu anda konjonktür bizle bizim gibi çalışan firmaların da avantajına çalışıyor. Çünkü yani insanların hazırlıksız yakalandıkları için ve bizde maalesef her ticarette olduğu gibi çiftçimizde de bir işte önümüzdeki senenin bütçesi işte atıyorum önümüzdeki senenin gübre ihtiyacı ya da tohum ihtiyacı şu kadar deyip bir kenarlarında bir yedek akçeleri yok. Bu olmaması da bunları işte bugün yüksek gübre girdileriyle karşı karşıya bıraktı. İşte bugün mazot fiyatlarının işte artmış olması gibi şeyler bunları arayışlara itti ve bu biz de şu anda yani bu arayışlardan kaynaklı olarak da çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz aslında. Yani hem üretimde hem de bunu sahada uygulamalarda ya da sahadaki tespit çalışmalarımızda da ekibimiz çok ciddi anlamda yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabii aslında birçok programda biz bunu konuştuk. İşte siz de işin içindesiniz. Baktığınız zaman Karadeniz dışında organik madde oranı Türkiye'nin birçok topraklarında artık tükendi, sıfıra yaklaştı. Bunun haricinde de artık gerek bizim yaptığımız uluslararası anlaşmalar gereği, işte Yeşil Ayak mıdır, Yeşil Hayat mıdır bir anlaşma imzaladık. Paris İklim Anlaşması. Onunla beraber o çerçevede kimyasal gübreler, işte atıyorum bu ozonla ilgili problem yaratan, işte gazla ilgili sıkıntı yaratan gübrelerin kullanımı artık otomatikman belli bir kategoriye inmek zorunda. Burada gübre üretimi ve kullanma kültürü de değişiyor. Biz Türkiye'de toprak yapılarını gördüğümüz zaman, özellikle bunu da size soracağım. İki grupta çok problem yaşıyoruz. Yani bir, pH oranı çok yüksek oluyor, organik madde oranı çok düşük oluyor. Genel sizin gözlemleriniz nasıl? Çünkü siz Türkiye'de gitmediğiniz yer yok, bölge yok. İşte biz sizle Adana bölgesine gittik, İç Anadolu'ya gittik, onun haricinde de işte Antalya o bölgelere gittik ama onun haricinde siz de işte buraya geldik, birçok bölgeye gidiyorsunuz. Gözlemlediğiniz Türkiye'deki toprak yapısı ne durumda? Şimdi düşünün ki mesela bugün çok basit önünüze bir Sakarya örneğini vereyim. Şimdi Sakarya'da bir fındık tarımı var, topraklarda pH derecesi düşük. Artmazlar mı? Organik madde de düşük. Çünkü baktığınız zaman niye pH derecesi düşük? İşte aşırı derecede yıkanmak, işte yağmur alan bölgeler vesaire. Ama işte gübreleme noktasında
Çünkü çok sağlıksız bir gübreleme yapıyorlar. İşte attıkları gübre işte toprağın çok fazla yapısını bozacak cinste değil ama organik anlamda da gübreleme yapmıyorlar. Bu da toprakta farklı sıkıntıya yol açıyor. Bir de fındık bahçelerinde toprağı güneşe göstermiyorlar. Yani budamaları çoğunun çok kötü. Yani hiç yapmıyorlar. Yani kötü diyelim evet. Biz buna direkt olarak. İyi kötü yapıyorlar ama yani çok daldan mesela çok fındık alacaklarını düşünüyorum. Ama yani o güneş o toprağa değecek. Yani hep büyüklerimiz derdi işte güneş girmeyen yere işte eve doktor girer. Şimdi tarla da böyle işte bağ bahçe de böyle ya da yine Sakarya'da hemen geldim yanı başımızda işte mısır tarlaları ağırlıklı ekilen biçilen yerler. Burada da pH'ler yüksek. Yine organik madde düşük çünkü yani buralarda organik madde ihtiyacını işte iyi kötü bahçesinde evinde işte hayvanı olan insanların attıkları işte hayvan gübresi organik maddeyi yükselttiğini düşünüyorlar biraz ama o hayvan gübresini de ıslah etmeden attıklarından kaynaklı olarak işte ot problemi, yabani ot problemi içinde kullandıkları ilaç da oradaki bütün hani o organik madde girdisinin artılarını ortadan yok ediyor. Ama şimdi buradaki pH'in yüksekliğinin sebebi de aşırı gübre kullanımı. Şimdi çünkü bildiğiniz tuzu toprağa veriyorsunuz. Şimdi yeni nesil işte büyük firmalarımızın işte geliştirdikleri organominerallerle bu sorunların biraz işte üstesinden gelmeye çalışılıyor ama yani bu toprakların çok ciddi organik madde girdisine ihtiyacı var. Bir ıslah edilmesi lazım. Çoraklaştı çünkü artık arazileri. Yani işte organik madde girdisiyle beraber mikrobiyal işte gübre üreten firmalardan alınabilecek işte çeşitli bakterilerin işte toprakta çalışmasını sağlamak önemli olan. Mesela bizim Diyarbakır'da Ergani bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmada bildiğiniz kezekli derler orada. Yani toprak yapısı hep şeydir, böyle kütür kütürdür, hep böyle parça parçadır ama mesela bizim o bölgede yaptığımız çalışmada şu anda dahil olmak üzere toprağı işte mesela işlerler ve toprak her zaman dağılır. Niye? Çünkü artık toprağın işte içinde yapılan bir mikrobiyal bir çeşitlilik de sağlanmış vaziyette. Oralara organik madde girdileri sağlanmış vaziyette. Mesela hasat sonrasında diyoruz ki anız vesaire şeyler yakmayın. Oraya işte özellikle çevre il şeylerden, o köylerden vesaire hayvanların oralarda otlamasını sağlıyoruz ki. Yani en azından bunlar işte bir şekilde orada çeşitlilik yaratacak. Onlar orada durdukça işte bir şekilde hayat farklı pozisyona gelecek. Bunlar lazım. Eskiden bunlar yapılıyordu farklı. Son zamanlarda hayvancılık da yani maalesef hani tarihe karışacak ya da en azından yani büyük çiftlik bazında olanlar değil de ya da böyle işte tarlada, bağda, bahçede hani kendi 50, 100, 20, 30 hayvanını otlatan çobanlar vardı ya da insanlar vardı. Şimdi onlar yok. Onlar da olmadığı için biz ve bizim gibi firmaların işte daha çok aktif olması gerekiyor. İşte daha çok işte atıkların hani geri kazanılması noktasındaki bu arada atık geri kazanım belgemizi de aldık. Yani hayırlı olsun alacaktınız alırız. Onu da aldık. Yani şu anda mesela işte bizim için topraktan gelen ve tarımda kullanabileceğimiz her atık çok kıymetli ve onları bir şekilde ıslah edip tekrardan tarıma kazandıracağız. Ve bu mesela karbon emisyon çalışmalarımızın başında da bu geçiyor. Ayak hızıyla ilgili bir çalışmamız var. Şu anda mesela karbon ayak izimiz yani çıkartma süreçlerimiz başladık. Bununla ilgili olaraktan işte aşağı yukarı tahmin ediyorum bir 7-8 ay daha sürecek. Ondan sonra biz burada uluslararası karbon borsasında karbon satan da bir işletme olacağız. Peki bir de şey sormak istiyorum. Özellikle mesela sizin sahada yaptığınız en büyük işlerden birisi çoraklaşmış, daha doğrusu işte organik maddece sıfırlanmış pH yüksek arazilerin ıslahı. Bununla ilgili biz daha önceki sera çekimlerinde bunu göstermiştik arkadaşlara. İşte o serayı hangi noktadan aldınız, ne noktaya getirdiniz. Burada gerek toprak analizi cihazıyla beraber, gerekse siz yaptığınız uygulamalarla toprak ıslahı ile ilgili biraz da firma boyutuna girelim. Solum Cam'ın yaptığı işler neler? Yani bu Derdimiz Toprak projesinde aynı zamanda şimdi bunu anlatacağız. Şöyle, Derdimiz Toprak ve toprağın hani özellikle tarımsal anlamda yapılan en büyük girdilerinden bir tanesi de su. Şimdi toprağı işte bunlar hep ölçülebilir değerler ve yani yapmak istediğiniz tarıma uygun hale getirmek zorundasınız toprağı. Yani düşünün ki bir binanın temeli gibi düşünün. Yani eğer o temel yoksa o binanın üzerinde çok fazla sağlıklı duraması ya da işte en ufak bir deprem ya da zelzele bunlar sizin işte bir sürü riski size getiriyor ki tamamen tarımda da aynı. Bizim işte topraktaki öncelikle
organik madde ve mikrobiyal çeşitliliği sağlamak bizim temel prensibimiz. Ve bunu yaparken de o bölgede tarım yapılacak olan arazide oraya yapılan sulamanın ki suyun kalitesinde. Şu anda Amerika'da da bir firmayla bu konuda hani anlaştık ve buna çok bakan yok Türkiye'de aslında. Çok önemli. Çok bakan yok ama yani şöyle düşünün. Yani çok önemli aslında. Bir sistem düşünün, bir bilezik getirecek sulama borusuna taktığınız zaman yani suyun tarlaya vermiş olduğunuz suyun yani kalitesini içine farklı radyo dalgalarını yaklaşık 3000 tane radyo dalgasını o tarlaya suyla beraber tarlaya gönderiyorsunuz. O kök bölgesini uyarıyor ve yani yapılan çalışma bu insanların dünyada diyor ki biz işte son 3 yıllık verilerinizi bize verin. Biz ürün artışınızın %60'ını alırız, sisteme para istemiyoruz. Şimdi bu tarz ürünün arkasında duran firmaların ürünlerini biz Türkiye'ye ve buradaki Türk tarımına kazandırmak istiyoruz. Bu sistemi getirdiniz mi? Getirecektiniz. Tabii şu anda Şubat ayında şeyler, sistemler Türkiye'de. Bu uygulamaları yapacaksınız. Tabii mesela işte uygulama yaptığımız işte seralardan başlayacağız mesela. İşte diyeceğiz ki işte kaç dönüm? İşte 10 dönüm. 10 dönüme işte şu büyüklükte bir şey. Cihaz gerekiyor. Cihaz da şöyle içinde çipi olan borular. Borular. Yani onu işte su borusuna, su seranın içine giren su borusuna entegre edeceğiz. Ondan sonra yani o su içine girerken İçeride bu tarz ürün artışlarını ve topraktaki canlılığa arttıracak aksiyonlar bunlar. Aynı şekilde tarla grubunda mesela tarlada işte adam dereden alıyor suyu ya da bir yerden alıyor. İşte Aquafor diye bir işte filtre sistemi var. Onlar zaten Türkiye'de varlar. Onlarla bir işbirliği halinde insanlara bunu kurdurup yanına da bizim bu halkalarla beraber yani dere suyunu alın. Düzgün bir hale getiriyorsunuz filtrasyonla, ondan sonra da tarlaya da verip bitkinin de alabileceği forma gelecek şekilde tarlayı ve bitkiyi uyarıyorsunuz. Yani burada toprak analizi cihazıyla analiz yaptıktan sonra toprakta zaten gübre uygulamanızda bir ıslah çalışmanız tabii, var. Tabii. Bunun haricinde su sistemiyle ilgili bir çalışma var. Tabii su, yani bu ikisi olmazsa olmaz. Yani çünkü bir de geleceğin zaten tarımı ne kadar olsa topraksız tarım hani özellikle bu kadar çok toprakların bozulmaya uğradığı yerde ya da işte yapılaşmanın ya da bir şekilde nüfusların arttığı ve şehirleşmenin bu kadar arttığı bir yerde öncelikle tarım arazileri bozuluyor zaten. Evet. Peki bu toprak ıslahında kullandığımız gübre grupları hangisi? Mesela o Antalya'daki çekim öncesi veya sonrası bir muhabbet olmuştu orada bir çiftçimizle. Siz şey demiştiniz. Ya kardeşim sen bana toprağını ver. Ondan sonra ne istediğini at. Beni ilgilendirmez. Yani ben burada yapayım çalışmamı. Ben burada çalışma yaptıktan sonra sen yukarıdan ne yaparsan yap. Veya yukarıdan yaptığın beni ilgilendirmez. Böyle enteresan bir şey söylemiştiniz. Oradaki konu şu. Biz bir kere öncelikle atıyorum. İşte Antalya örneğini verirsek muz yapacaksınız. Yani şimdi bu muz bitkisinin istediği temel bir toprak yapısı var. Biz işte organik maddesi işte minimum 4,5-5'lerde olacak. İşte bunun içinde yani istediği işte mikro değerler, makro değerler işte temel olarak olacak ama yani işte toprağın kil yapısı, toprağın işte çalışması. Bizim mesela işte humasolüm dediğimiz işte sıvı organik humik asidimiz yani bu bakteriyle çözelttiğimiz bir ürün olduğu için bizde şöyle yani onu koşulsuz bir şekilde önden tarlaları yıkıyoruz. Sürüyoruz, yıkıyoruz. Ve onun arkasında da kompakt. Mesela sizin tarlanız, bahçeniz, seranız yani toprağınızın işte eksikleri ve fazlaları. Bakıyoruz ki insanların toprağında çok fazla fosfor var, potasyum var. Yani bunun yanında işte çok ciddi bir nematot sıkıntısı var şeyde. İşte mantar hastalıkları, fusarium hastalıkları. Çünkü aynı bir doktor gibi yani o tarlanın da geçmişini bir dinliyoruz. Yani işte diyoruz ki sen burada ne yaptın? Hangi ürünleri yetiştirdin? Bu ürünleri yetiştirirken ne gibi sorunların vardı? Bunların üzerinden gelmek için neler yaptın? Bildiğiniz yani bir doktor edasında arkadaşlarımız sahada bu bilgileri topluyorlar. Ondan sonra diyoruz ki bizim işte şu bakteri grubuyla ya da bu ürünlerle beraber mesela işte Süpersol firmasından Rafael Beylerin yaptıkları ürünleri işte mücadelede ayrı öneriyoruz insanlara. Diyoruz ki ya sizin işte kimyasal grupta da işte atıyorum şöyle azot, fosfor, potasyum ihtiyacınız var. Bunları içeren şu 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 sıfatlarda ürünleri piyasadan bakın. Yani bizim derdimiz orada yani o ürünleri kendimiz ürettiğimiz halde bile kimyasal grupta ve mikrobiyal grupta biz hani
piyasada bildiğimiz firmalar ya da güvendiğimiz firmalar varsa yönlendiriyoruz ama özellikle kimyasal gübre anlamında diyoruz ki arkadaşım ihtiyacın olan senin şu kadar fosfor içeriği buraya biz haftada bunu şu kadar litre vereceğiz, bu kadar gram vereceğiz. Bunu bize sen tedarik et. Çünkü işin odaki boyuttaki hani sorumluluğundan da kaçıyoruz aslında maliyet noktasında. En azından baksınlar 2-3 lira 5 lira yani ya da piyasada baksınlar çünkü bizim temel işimiz toprak islahı. Biz altını yaparız, üzerinde takip ederiz. Arkadaşlarım tamamen sahada işleri, mesela bir muz bitkisini yetiştirdiğimiz yerlerde arkadaşlarım tamamen bitkinin gelişimini ve bitki gelişirken toprağın geldiği hali. İşte firma istediği gübreyi atabilir bizim hani şunu şunu şöyle yap dediğimiz zaman ama bunu ölçüyoruz aylık periyotlarda. Diyoruz ki abi bak sen fosfor atmışsın ama bak bitki toprak bunu almamış. Toprağında bak bunlar da olmuş. Arada kaçak yapmış şu ilacı atmış. Diyoruz bak bundan sebep toprağında yine bu oluşmuş. Tekrar orada çalışmamızı devam ettiriyoruz. İşte arada bakteriler vesaire işte sıvı grup ya da organik grupla destekleyip geçiyoruz. Peki siz de biraz bahsettiniz. Biraz gübre sektörü de ben birçok programda bunu sordum. Belki sizle de konuştuk ama tekrar konuşmayı önemli buluyorum. Bir değişim var. 2018-19 veya 2019-20 rakamlarında yaklaşık Türkiye'de 5,5 milyon ton gübre kullanımı, 5,5-6 milyon ton. Bunun işte 450 bin tonu organik ve organik, organomineral grup dediğimiz gruptu. Yani 5 milyon ton Türkiye'de bir kimyasal grup kullanımı vardı. Tabii son güncel rakamlar elimde yok. İşte fiyatlardan dolayı bunlar azaldı ama baktığımız zaman sektörde bir değişim var şu şekilde. İşte özellikle organomineral gübre grubunda büyük oyuncular sahaya girdiler. İşte mikrobiyal gübre grubu, işte akıllı gübre dediğimiz gruplar, organik gruplar, işte solucan gübreler, yarası gübreler birçok gruplar var. Burada bu kimyasaldan organiğe ve organomineral geçişi, bu sektördeki dönüşümü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bunların hepsinin yani temel bu dönüşümün sebebi Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yani ta 1990'lı yıllardan başlayan yani o zamandan süre gelen düzenlemelerin artık son güncel olarak işte 2-3 yıldır hayatımızda fazla fazla konuşmaya başladığımız ve bu sene işte özellikle Glasgow'daki COP26 ve bizim o da bağlamda da vermiş olduğumuz taahhütler neticesine baktığınız zaman bunlar kaçınılmaz. Çünkü dünya artık diyor ki ben kirlendim. Beni kirlettin ey insanoğlu. Bir şekilde hareket etmezsen burada yaşayamayacaksın. Mars'a yol bakarız ondan sonra. Şimdi yani burada yaşayamayacaksın. İşte Elon Musk ne diyor? İşte dünyada yaşam bitecek. İşte başka gezegenlerde yaşam için kendinize yol bakın diyor. Yani şimdi bunu zaten baktığınızda artık görmemek farklı bir boyut. Şimdi dünyada işte son 2 yıldır bir Covid adı altında İşte hastalıkla mücadele ve bunun neticesinde işte insanların işte gerek belli bir süre yaşam alanlarında işte daralttılar, evlerinde kaldılar ama ne yaparsanız yapın yediniz, içtiniz ve bu süreçte de herkes daha iyisini nasıl alırım, daha iyisini nasıl tedarik ederim sürecinde biraz daha farklı işte bilinçlenme söz konusu oldu. Bakıyorsunuz dünyada ne değişti de gıda fiyatları işte uçmaya başladı. İşte gübre fiyatları uçmaya başladı. Şimdi genel olarak baktığınızda gübre fiyatının uçmasının tek sebebi diyorlar ki arkadaşlar siz bunun piyasaya arzını azaltacaksınız. Yıllar bazında bunun Çin üretimi düşürdükçe Çin düşürdü. Evet. Hindistan düşürdü. Evet. Rusya düşürdü. Mesela bugün baktığınız zaman bir Rusya işte tarımda benim öngördüğüm dünya tarımında Rusya ve Afrika. Yani bu iki olgu çok çok önemli yer tutacak. Bakteri olayı falan filan Rusya. Şimdi yani merkezinde. Bakteri olayı bakın yani Rusya diyor ki öncelikle tarımda ben öncelikle kendime yeteceğim diyor. Evet. Mesela bize buğday vermedi. 2 sene önce 8,5 milyon ton veriyordu. Şu anda vermedi. Ben kendime yeteceğim diyor. Yani şimdi adamın kendine yetme kaygısı ne? Çünkü dünyada hareket bitti. İnsanlar seyahat etme özgürlükleri kalmadı. Ve bunu bence prova yaptılar. Yani evet. Bu önümüzdeki hani süreçte yaşayacağımız şeyleri provası oldu. Şimdi burada ne oldu? İşte buğday fiyatları arttı. İşte mısır fiyatları arttı. Şimdi bugün bence çiftçi hani ağlıyor ya diyor işte gübre fiyatları arttı falan ama çiftçinin aslında ağlaması gereken şey kendi yedek bütçesini, yedek akçesini yapmadığı için alacak. Yoksa
çiftçi mısır yetiştirecek yine. Belki geçen sene kazandığından daha iyisini kazanacak ama iyi yetiştirmek zorunda. Kaliteli yapmak zorunda. Daha az gübreli, tabii, daha yani fazla verim olması lazım. Şimdi ticarette de asıl kanundur bu zaten. Yani girdilerinizi kontrol etmezseniz satarken para kazanamazsınız. Şimdi siz toprağınız kötü, kimyasal gübre pahalandı, tohum pahalandı. Aşırı gübre atıyorsun, analiz yapmadın. Şimdi 100 kilo alacağınız yerde almışsınız 50 kilo. Şimdi bunu da atıyorum, hükümetlerin ya da devletlerin de suçu var. Ama herkes kendi hükümetini, kendi devletini, kendi içinde bir kere bir kuracak. Yani kendi maliyetlerini yapacak. Ondan sonra kaliteli ürün almanın derdine düşecek. Ve Paris İklim Anlaşması bize bunların artık hayatımızda çok ciddi yer tuttuğunu gösteriyor. Düşünün ki karbon çok önemli bir aksiyon. İngiltere'de restorana gittiğiniz zaman yediğiniz yemeğin içinde et varsa o et için o hayvanın yani salgıladığı sera gazı, bunun karbon miktarı kadar siz bir karbon vergisi ödüyorsunuz restoranda, adisyonda. Şimdi dünya buna geçmişken bizim bunlara geçmememiz söz konusu olacak mı? Mümkün değil. Yani artık yani biz dünya diyoruz ama artık bütün her şey elimizdeki cep telefonuna sığacak kadar küçük bir köy. Kesinlikle. Yani anında herkesi görebiliyoruz, her yere ulaşabiliyoruz. Bilgi elimizin altında. Evet. Tabii bu dediğiniz konu çok önemli. Burada nitelikli ürün yetiştirme olayı da önemli. Biz daha önce bunu bir arkadaşla konuştuğumuz zaman atıyorum biz 1000 kamyon tarımsal ürün veriyoruz. Adam bir kamyon, 1000 kamyona bir kamyon çip üretiyor. Baktığınız zaman mali değeri bu çipin 1000 kamyona bir emek var. Bunun fazlasını satın alıyor. Yani burada örnekle şunu yapmamız lazım. Aslında siz de bahsettiniz. Bizim çiftçilerimiz şu bir gerçek. Yani yedi maliyetleri gerçekten çok altına kalkalı gibi değil. Bunun çünkü en çok konuşan işlerden birisi benim mazotu, gübresi. Ama bütün buna rağmen şunu da gördük. 20 kilo gübre atması gereken yere 50 kilo gübre atan, 70 kilo gübre atan çiftçilerimiz var. Sürmemesi gereken, örneğin söylüyorum, işte diyelim ki zeytin bahçesinde, yani çok üstünden bir tırmıkla alsan olur, adam ısrarla 3-4 kere sürüyor. Onun haricinde toprak analizi yaptırmadı. Az önce siz de bahsettiniz burada. Adamın işte fosforu bilmem neyi varsa atın toprakta. Adam ısrarla tekrar beslemeye çalışıyor, bakmaya çalışıyor. Bu maliyetler siz hesaplamadığınız zaman otomatikmen çıktı da satan, ürünü satıyorken de istediğiniz fiyatı satamadığınız zaman zarar ediyorsunuz. Tabii şimdi şöyle düşün. Yani bugün kimsenin tarlasından çıkan ya da bahçesinden çıkan ürünü bir tek noktasını bile israf etme şansı yok. Yani şimdi siz bu ürünü bir şekilde işleyebilmelisiniz. Yani iyisini yaparsanız malınız kurtlanmıyor. İyisini yaparsanız malınız küflenmiyor. İyisini yaparsanız malınızın işte değerleri daha iyi olduğu için daha iyi gelirler alıyorsunuz. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz özellikle işte çabuk bozulabilir ürünlere düşündüğünüz zaman. Mesela bir domates. Ya arkadaşım sen 10 dönümden 70 ton domates almışsın. Bu 70 tonun 20 tonu ezik büzük diye orada bırakmışsın. Ya bunu bir köysen... Örnek vereyim Sakarya'da, Geyve'deki yani köyler. Ya arkadaşlar bir araya gelseniz o 20 ton dediğiniz domatesi, sende 20 ton, bende 3 ton, onda 5 ton, onda 10 ton toplayıp bunu salça yapabilirsiniz. Ekonominize kazandırabilirsiniz bunu. Ama orada tarlada kaldı. Kurutma yapar satarsın yurt dışına. Ya, çok şey yani bir sürü şey. Şimdi bugün en çok sevindiğim noktalardan bir tanesi işte devlet de diyor ki soğuk havalar kurun. Ben size hani destek vereyim. İşte sen 100 metrekare kur, sen 50 metrekare kur. Çünkü insanlar ürünü saklayabilmeli. Çiftçi neyden sıkıntılı bugün? Ayvasını Ekim ayında satmış, daha parasını almamış. Niye? Çünkü kendi koruma şansı yok. Bahçede fazla durursa bozulacak. Bir yere de saklayayım, koyacak yeri yok. Güvendiği, inandığı bir tane çift, bir tüccara bunu verecek. O da inşallah parasını bir gün ödeyecek modunda ya da işte çekler vesaire bunlar havada uçuşacak. Şimdi çiftçi bundan sıkıntılı. Ama bizde işte iki tane adam bir araya gelip de aynı köyün içerisinde yan yana başlayan adam birbirini kıskanmaktan ya da birbirine düşmanca, yani akraba da olsa birbirine resmen düşmanca davranıyorlar. Yani bunun hani bir şekilde önüne geçmesi, bunların farklı bir düzen, bir aslında bu bir çeşit de sosyal bir problem oldu yani hayatımızda. Tabii canım, buna düzenlenmesi lazım. Biraz da ürün gruplarını konuşalım. Bizim Solumcan'da ürün gruplarında neler var? Çiftçilerimize hangi ürünlerle beraber hizmet veriyoruz? Şimdi özellikle zaten hani yani katı sıvı solucan gübresi, hani bunlar bizim olmazsa olmazımızdı. Biz bu sene ekstradan granülü de hayata geçirdik.
Çünkü ihracatta tamamen granül olaraktan solucan gübresini yapıp gönderiyoruz. Ve bu bizim için hani farklı bir pazar ve içeride de bu da bizim de mesela kendimizi hani sektöre adapte etme zorunda olduğumuz yerden. Şimdi her yerden belli bir şekilde hani toz olarak veremiyoruz. Çünkü tarla grubunda büyük işte hani üretim yapan geniş alanlarda çalışanlar için makinelerde rahat atabilecekleri ürün grubu granül. Veya örnek vereyim çayda, yani çaydaki işte biliyorsunuz oradaki arazi yapılarını vesaire şeyini, bir de çay çiftçisini, yani çay çiftçisini uğraşmak istemiyorlar. Yani aslında yani atabilirler ama uğraşmak istemiyorlar. Adam arada yol açmıyor ya, yıllardır 50 yıldır 70 yıldır öyle. Yani düşünün ki yani daha dün oradayla yapmış olduğumuz görüşmede adam diyor ki abi diyor işte granül işte şu firmanın işte malı buraya bu kadar paraya gelecek, işte o 8000 lira bu 8500 lira işte ya işte bölgede işte şu kadar 1000 ton ihtiyaç var, bu çok büyük para tutuyor işte bunun şeyini, çünkü geçen seneki fiyatlarla hesapladıkları zaman sınıfta kaldılar. Şimdi hepsinin bütçesi birbirine hani uymadı. Biz bu sektördeki ya da bu problemden de hani kendimize bir fırsat yaratmak için mesela özellikle çay Türkiye'de özellikle çayda kullanılsın diye granül üretmeye başladık ve şu anda mesela yani Şubat ayı itibariyle yani çay için özellikle Rize'de Kalkandere bölgesine göndereceğiz granül sevkiyatlarımızı. Bu sene az yaparız ama seneye bildiğiniz çok ciddi tonajlarda ürün göndereceğiz. Ya çay çok önemli. Şöyle bilmiyorum o projede siz yoktunuz herhalde. Biz Çaykur'la beraber ortak bir proje yapmıştık. 4-5 yıl oldu değil mi Alper o? Evet. Organik çay projesi. İşte Türkiye'de yaklaşık 18-20 firma katıldılar. Alanları belirlediler. İşte çayda organiğe geçiş diye falan filan ama tam bir fiyasko oldu. Yani sonucu bile yayınlayamadık. Normalde bizim oradaki anlaşmamız şeydi. İşte en son elde edilen sonuçlar ortaya konulacak ve hangi firmanın sonucu iyiyse o ekrana getirilecekti. Tabii orada gerçekten farklı firmalar oldu, başka bir firmalar oldu. Ama orada şunu gördük, biz çayda gördüğümüz, buradan hareketli abi sana geleceğim. Çayda özellikle çay üreticimiz, şimdi biz de Karadenizliyiz. Çok da çalışmayı sevmiyor işin hakikati. Bazı da üzerine almasın. Ya normalde dünyada da çaya baktığınız zaman o alanlar açık. Yani içine giremiyorsunuz. Yani çayda hasat için bile giriyorken her tarafınızı, yani orada bir yol açılsa, insanlar rahatça gübre uygulasa. Şimdi orada firma sıvı götürdü. Ben dedi sıvı atmam. Toz götürdü ben atmam. Ne olacak? Granül. Ondan dolayı aslında Türkiye'de birçok büyük firmayla biz çalışma yapıyoruz. Çayla ilgili çok işin Türkçesi firmalarda girmek istemiyor. Yani adam uğraşmak istemiyor işin hakikati. Senin abi bununla ilgili bir çalışman var herhalde. İnşallah biz bir bölümde de bu toprak derdimiz toprak projesinde de bir bölümde de çay ekrana getirelim. Biz çayla ilgili o çalıştaylarda tamamında vardık zaten. Yani sağ olsun işte Metin Turan hocamız. Metin hocam işte, selam olsun. Bakanlıkta Yaşar Beyler yani ve ekipler o zaman işte. O sağda var mıydın sen şeyde? Uygulamada? Biz uygulama orada kurmadık. Yeditepe vardı ama herhalde değil mi? Yeditepe vardı, Süpersol var, işte Ekosol var, işte Hektaş vesaire diye. Yok onlar işte, var da siz var mıydınız? Biz yoktuk ama olmamamızın sebebi de oradaki uygulamalarda insanların yani bunu düzgün uygulayabileceğine inanmadığımız için. Ki olmadı, uygulamadı yani. Yani ve burada hani başkasının yanlışına konu olmak istemedik. Hı. Yani biz bir şekilde zaten hani yapmak istediğimiz çalışmaların içinde biz işte belli bir yerden, belli bir köyden ufak ufak başlarız. Biz belki 3 senede bir şey yaparız ama yaptığımız için tamamen altyapısı olur. Yani biz Dedikodu Gazetesi'nin fısıltıyla pazarlamayı da seviyoruz. Yani biz insanların peşinde abi bunu böyle yapalım değil de insanların bize gelmesini seviyoruz. İnsanlar bize geldikçe biz kuralları biz koyabiliyoruz. Çünkü memnun olmanın yolu memnun etmekten kesinlikle geçiyor. Yani biz bu insanları yani iyi kötü zaaflarını biliyoruz. İşte sosyolojik yapıları, sosyolojik gerçekleri işte sen de bir Trabzonlusun baktığın zaman. Heyecanları işte. Gümüşhaneliyim ben. Trabzonsporluyum. Trabzonsporlusun. Yani evet. İşte heyecanlar işte baktığın zaman hani bunların tepkileri farklı. Tepkiler farklı. Yani sosyal olarak çok farklı bir yer. Yani kesinlikle o yağmurun o kadar fazla yağması bile insanların psikolojisini bozuyor. Yani bu bildiğiniz çok hani farklı bir bölge ama burada yavaş yavaş mesela biz Kalkandere'yi kendimize çıkış noktası seçtik bu sene. Evet. Şimdi Kalkandere'den mesela yayılacağız bölgeye. İnşallah. Abi özellikle bir de muzu konuşalım. Bununla beraber de yavaş yavaş toparlayalım. Muzda gerçekten çok güzel işler yaptın. Şu yönünü de seviyorum. Birçok firmalar
Yani birçok firma birçok ürüne satıyor. Her üründe olsun. Okey, yani ona itiraz ettiğim yok ama özellikle sen birazdan farklı bir şeyle beraber taktik derler. İşte patates, muz, soğan belli lokal noktalarda. Muzda çok güzel çalışmaların oldu. Orada güzel sonuçlar elde ettik. Hatta bir önceki bölümde de biraz muzda aldık. Yedik muzu da. Onlardan biraz bahsetmeni istiyorum muzda. Yani lokal olarak mesela herhalde şu anda çayı oraya koyuyorsun bu lokal çalışmalara. Tabii yani bu konularda neler söylüyorsun? Peşinden dediğim gibi. Yani orada da sadece mesela kalkanları özelinden devam edeceğiz. Yani bölünmeyeceğiz. Çünkü yani aynı anda bir sürü yere gidemiyorsunuz. Bunun bir tarafı da yani size şöyle sıkıntılar getiriyor. Biz bu sektöre ilk girdiğimiz zaman işte Konya'ya gittik, Aydın'a gittik, Diyarbakır'a gittik, Rize'ye gittik. Ya arkadaşım, verdiğimiz ürünün ya da deneme yaptığımız ya da çalışma yaptığımız yerin arkasına ikinci sefer gidebilmek lazım. Maalesef yani ben bu ülkedeki yani en büyük sıkıntının ziraat mühendisleri olduğunu hala da yani söylüyorum. Çünkü yani bu insanları da bizler vicdanlarıyla cüzdanları arasında sıkıştırmışız. Ziraat mühendisleri. Tabii yani. Biz yani bugün bir ziraat mühendisi yani hak ettiği gelir bilgisiyle beraber olmalı ama şimdi adam onlardaki sıkıntı şey. Şimdi ama onlardaki sıkıntı da şu. Ben ziraat mühendisiyim deyip de bir şey bilmeden yani o mühendis egosuyla gidersen de bu sefer hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Evet. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı oldu ve mesela Antalya'daki muz konusundaki bugün sağladığımız başarı tamamen bölgesel sabır ve insanlara ısrarla takip ettik. Herkesin işte oradaki bir zirai bayinin ya da bir işte gübre bayinin ya da bir şekilde danışmanın yaptığından farklı çalışmalar yapıyoruz. Mesela 5 Ağustos 2021 tarihinde yeni sera kurumuna başlamışız. İşte toprak hazırlığında ne işlemler yapmışız, hangi ürünler ne kadar kullanmışız, bunların tamamını şey yapmışız. Hep aşama aşama gelmişiz. İşte bitkiyi diktikten sonra işte Ekim ayında geldiği boyut işte bunların işte yani burada aşama aşama bütün yaptığımız uygulamalar tabii. Ortaya koymuşuz. İşte artık yani gelmişiz işte ürün noktasında artık muz alımına kadar geldiğimiz bütün yaptığımız işler evet. Ve bunların buyurun size 2021 muz üretim seranızın raporu budur. Bunun size maliyeti budur. Yani projeksiyonumuzda 2022'de bunları yapacağız. Şu tarihlerde, şu aylarda bunları yapmayı planlıyoruz ki insanların önüne de bir öngörülebilir bir maliyet de koyabilmek önemli. Tamam. Yani planlamayı iyi yapmak lazım. Tamam, mesela bugün muz sektörü maliyet noktasında diyor ki işte çok yüksek maliyetlerle çalıştığını hani söylüyor insanlar. Doğrudur. Çünkü çok kontrolsüz gübre ve ilaç atıyorlar. Ama öteki taraftan baktığınız zaman diyor ki işte ya muzun fiyatı diyor hala 5 lira. Bence 5 lira da muz için iyi bir fiyat. Neye göre iyi bir fiyat? Yani siz yani kebap da yiyebilirsiniz. Bunu Nusret'te de yiyebilirsiniz atıyorum. Bunu işte atıyorum bilmem bizim mahalledeki kebapçıda da yiyebilirsiniz. Yani bunun hani yeme şeyiniz bence önemlidir. Evet, ama şey. Ne yaparsanız yapın nitelikli ürün yapan. Mesela işte organik muz insanlara diyoruz ki nitelikli ürün yapın. Bu organik muzu işte kurutun. Bununla işte nişasta yapmanın yoluna bakın. Bunu işte muz püresi yapın, işte bebek mamacılarla görüşün. Şimdi alternatif sektörler yaratılmalı. Çünkü Türkiye'de yanlış bir tanesi şu oldu. Muz çok iyi para getiriyor. Bir sürü insan, irili ufaklı, çok ciddi borçlanmayla, çok ciddi sermayeyle muz gübre yani muz işine girdiler. Onda sizle konuşmuştuk. Yani bir furya başladı. Bu furyanın sonucu hayır değil diye konuşmuştuk şu anda, yani. Şu anda durdu ve mesela Manavgat bölgesinde ki mesela Manavgat bölgesinde bu kadar çok sera yapılmasının hiç gereği yoktu. Çünkü bölge bir sürü sorunu içinde barındırıyor. Yeraltı suları yüksek, tuzlu. Şimdi muz sıcak ve nemli havayı sever. Şu anda düşün kendi seramızda bile gecenin don nöbeti var. Yani işte dumanlama yapılır, işte o yapılır, bu yapılır. Çünkü burada aslında yapılan şeyler de sera olmadı. Yani size bahsettiğim işte 375 metrekarede 28 ton çilek alacaksınız. Ama burada düğmeye bastığınız zaman diyorsunuz ki burası bu nemin altında düşmemeli, bu sıcaklığın üzerine çıkmamalı, içeride bu olmalı. Otomasyon olması lazım. Her şeyde yani şimdi sera dediğiniz bu. Ama biz örtü altında muz yetiştirmeye çalışırken de bunun da yani artı eksi getirdiği bir sürü şeyde beraber yaşamak lazım, yani görmek lazım. Şimdi 375 metrekarede 28 ton muz hikayesi
çilek sözü. Ahmet abi yayından önce konuştuk, dedim abi böyle bir şey yok. Şimdi Katar'da mı fuar var? Katar'da inşallah fuar var. Fırsat olsa beraber gideceğiz. Orada bu işi yapan bir firma var. Onun görüşmelerini yapıyor. Amerika'da, Türkiye'ye getireceksiniz değil mi? Amerika'da bir firma var. Onların anlaşmalarını zaten ön anlaşmalarını yaptık. Türkiye'de bu sistemleri kuracağız. Zaten o firmada bu dikey tarım şeyde bu sistemlerde zaten bizim özellikle Solum Power dediğimiz sıvı gübremizi bu sistemlerde zaten tüm dünya üzerinde sattıkları bütün yerde bunu kullanacaklar zaten. Peki son soru şu abi. Bizim biraz da programla alakalı. Derdimiz toprak projesiyle ilgili. Tabii dünya ve artık bilinçli olan birçok ülke organik tarıma doğru geçiyor. Tabii Türkiye'de organik tarım denince iki tane tarla var yan yana. Bir tanesinde bütün pestisitler atılıyor, öbüründe güya atılmıyor. Ama böyle bir şey yok. Bu organik tarımla ilgili sizin çalışmalarınız nasıl? Ve organik tarım Türkiye'de yapılabilir mi düşüncenizde? Şimdi şöyle, yani organik tarıma yani Türkiye'de yapılmasına, yani bırak Türkiye'de, dünyada yapılmasına çok fazla inanan bir adam değilim. Evet. Ha, yani topraklardaki organik yani gerekli yapının... Gerekli ama yapılabilirliğine değil mi? Ben şu evet. Var, yani insanlara işte doğal ürün ya da bir şekilde iyi tarım altında bunu yaptırmak, yapabiliyor olmak çok daha kolay. Çünkü her şeyin kontrollü olması. Ama şimdi düşünün, bizim avantajımız, kendi organik muz seramızda avantajımız, biz maliyetimizi her türlü kontrol edebiliyoruz. Yani ben işte atıyorum bir değil de 3 ton gübre atabilirim. Ya da bir şekilde hani böcekle işimi çözüyorum. Hani olmuş olmamış çok çok fazla sıkıntı değil. Ama Allah'a çok şükür orası farklı bir şeye gitti. Ama düşünün ki yani şimdi adam bizim Sakarya'da Geybe bölgesinde düne kadar ayva ihraç edebiliyordu. Toprağını bitirmiş. Attığı ilaçlardan dolayı artık ağaçlar bildiğiniz hani bağışıklık sistemleri çökmüş ve adam ağlıyor, diyor ki biz Geyve'den ayva ihraç edemiyoruz. Ki Geyve ayva şeydir yani, isim isimlerden. Biz Geyve'den ayva ihraç edemiyoruz. İşte bunun çikolata hastalığı, bilmem şu hastalık, bu hastalık, bunların hepsi kötü topraktan geliyor. Biz de diyoruz ki organik gübrelemeyle, toprağınızın organik yapısıyla beraber bunları düzeltirseniz, biz bu insanları öncelikle aşama aşama iyi tarım sürecine, o ve onun çevresini geçirebilirsek, ondan sonra da bu süreçle beraber işte çekirdek yapıyla beraber işte siz organik yapmak istiyorsanız işte beklentiniz ve müşteri potansiyeliniz. Bugün ne olursa olsun organik üretiyorum diyen bir çiftçi, yani kurallarına da uyuyorsa ona saygı duymak gerekiyor. Yani her ne kadar olsa yanındaki, sağındaki, sondaki etkilenmeler söz konusudur. Ama ne kadar olsa doğrudan o bitkiye ya da kök bölgesine uygulama yapmak gibi olması söz konusu değil. Ama normal standart bir tarımdan çok daha iyi kazanabileceği bir gerçek. Ama burada da ne var? Ürettiğiniz ürünü pazarlayabilmelisiniz. Pazarlayamadığınız bir ürünü de üretmenin hiçbir anlamı yok. Evet. Peki Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir söyleşi oldu. Değerli dostlar, inşallah dediğim gibi bu yeni bir proje. Projemizin adı Derdimiz Toprak. Bundan sonraki bölümlerde inşallah tabii yine stüdyoda da olur ama ağırlıklı sahada toprak analizi cihazımız da var. Ahmet abiyle gideceğiz. Orada bir toprak analizini yapacağız. Su bileziklerimiz de gelecek. Su bileziklere gidelim. Onları da anlatacağız. Onun haricinde yine o analizlere göre uygulanan veya uygulanılacak veya ıslah edilmiş veya ıslah edilecek ürünleri ekrana getireceğiz. Özellikle çayda çekimlerimiz olacak. 12 bölümlük güzel bir proje olacak. İlk bölümümüz girişini yaptık. Solumcan'la beraber. Bu sene inşallah dediğim gibi Allah ömür verirse 10-12 bölümde derdimiz topraktaki ana amacımız organik gübrelerle beraber hem toprak ıslahını anlatmak hem de işte burada toprak analiz cihazı, onun haricinde bu su bileziklerimizin oradaki sağladığı faydalar, bunların hepsini detaylı bir şekilde ekrana getireceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Sakarya'dan hepinize hayırlı günler diliyorum. Thank you.
Solomcan, Derdimiz Toprak programını sundu.